Kur'an siyasette muhteşem bir devrim yaptı. Muhteşem bir sistem getirdi. Şura. Hem şurayı fiil olarak emreden ayet var, Ali İmran suresi, hem de Şura suresine ismini veren ayet var. Yani istişareyi, ortak aklı, istişare ile yönetimi emreden, ortak aklı emreden ayet var. Ve emruhum şura beynehum. Onların devlet yönetimi aralarında ortak akılladır. Evet. Bir kişinin aklı değil. Asla. Tek kişinin iradesi değil. Tek adam yönetimi değil. Kesinlikle halkın iradesi. Ortak akıl. Onun için Resulullah'ın tüm biatlarında kadın vardı, biliyor musunuz? Birinci akabede vardı. İkinci akabede vardı. Fetih biatında vardı. Efendim Hudeybiye biatında vardı. Hepsinde vardı. Ama ne zaman ki Resulullah vefat etti, Resulullah'tan sonra ilk halifenin seçim günü hiçbir kadın yoktu. Dakika bir gol bir. Alın size bir sünnetim, yok olmaz. Buyurun. Hadi. Hadi konuşsanıza. Hayır deyin. Hayır. Mustafa İslamoğlu, yalan söylüyorsun. Orada kadın vardı deseniz ya. Alın bu da kaynağı deseniz ya. Ben de mahcup olsam ya, ben de özür dilesem ya, hadi söyleseniz ya. Hayır, bunu yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bunları niye söyledin? Seni boğacağız. Yok öyle. Yok öyle. Bugüne kadar susturmuş olabilirler. Bugünden sonra hayır. Hakkı haykırma, hakkı söyleme konusunda susarsam dilim kurusun.